Evet sayın seyirciler, bir ortak dil programında daha sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz programımızın adı ortak dil. Neden ortak dil? Dünyada konuşulan birçok dil var, binlerce dil var. Ama tek bir dil ortak, o da karikatür. Ama biz sadece karikatürü konuşmayacağız. Başka şeyleri de konuşacağız. Konuğumuz Mersin'den Profesör Doktor Halis Dokgöz. Hem bir karikatürist hem de bir profesör doktor, adli tıp uzmanı. Kendisiyle merak edilen konuları hep beraber konuşacağız, öğreneceğiz. Önce ben konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hem programınız hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Hem de sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkürler davet için ayrıca. Hocam tabii program başlamadan evvel bir adettir. Kısaca bir kendinizi, sizi bir tanıyalım. Bu en zor sorulardan birisi aslında ama evet. Hani hem yaşımız başımız belli oluyor hem işte karikatürün konusu haline gelebiliyoruz gerçekten yaşla evet. Beraber. Çorum'da doğdum ve evet. İlk orta lise öğrenimini orada yaptım. Arkasından da Samsun Tıp Fakültesi'nden mezunum. Sonra İstanbul'da Çapa'da Adli Tıp İhtisası yaptım. Adli Tıp Kurumu'nda çalıştım. Sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaya devam ediyorum. Adli tıp alanında akademik faaliyetlerimi sürdürüyorum. Aynı zamanda 1985 yılından beri de karikatür çiziyorum. Karikatür bir virüs gerçekten. Bulaştıktan hastalık sonra ya, hastalık evet, geçmiyor. Yani 85 yılında adımımı attım, ilk çizgiyi çizdiğim andan itibaren o gün bugündür çiziyorum. Evet yani hakikaten öyle. Karikatür bir hastalık diye sizin de ilgi alanınıza göre. Evet. Belki de bir hastalık. Yani iyi bir hastalık ama. Evet. İyi bir şey. Yani birçok karikatürist elinde kalemle ölmüştür. Evet. Yani karikatürün öyle bir özelliği var. Ben karikatürü tabii ki bir sanat dalı. Aslında diğer sanatçılar da öyle. Müzisyenler, ressamlar, heykeltıraşlar işte sanatın hangi alanda uğraşıyorlarsa ölene kadar o sanat faaliyetini sürdürüyorlar aslında. Evet. Karikatür de bir sanat ve karikatür ama diğer sanatlardan bir farkı var. O da şu. Karikatür resim sanatının muzip çocuğu, yaramaz çocuğu böyle esprili, mizah evet, çocuğu. Evet, onun için de toplumun kılcal damarlarına kadar girebiliyor. Yani toplumun her segmentine hitap ediyor. Böyle bir alanı var karikatürün. Evet. Ve gerçekten dediğiniz gibi bir hastalık, viral bir şey bu. Viral gibi hani tedavi olması olanaksız, tedavisi imkansız. Yok, evet şu anda koronavirüsü arıyoruz ya hani tedavi. Evet. Bu da onun gibi tedavisi yok. Tedavisi daha çok çizmek, daha çok üretmek. Çizerlerle toplumla bir araya gelmek. Öyle bir durum. Ben de mesela hakikaten mesela inerim Kızılay'a veyahut da ne bileyim böyle halkın arasına giriyor. Zaten hiç şey yapmadık. Halkız zaten. Halkız zaten. Onlar en büyük özelliği de o. Ve yani bir tip görüyorsunuz veyahut da iki kişi bir şey konuşuyor. Kulağınıza geliyor. Oradan bir şey çıkıyor. Bir karikatür şey yapıyoruz. Ben koşa koşa eve gidip çizmek şeyini hissediyorum. Dolayısıyla evet hakikaten bir şey yani evet, virüs yani. Mesela bu şeyle ilgili bana soruyorlar ya hocam bu karikatürü nasıl düşündünüz? Nereden öyle aklınıza geldi? Bu nereden? Ya tabii ki yaşanmışlıklar yani tabii. Hayatın içerisinden. Çünkü biz hani uzayda yaşamıyoruz. Uzayda yaşasak uzaylı karikatürleri çizeriz değil mi? Evet, yani yaşadığımız tabii. Şeyleri, gördüklerimizi, duyduklarımızı yani diğer insanlara hem tanıklık ediyoruz hem de onların absürt yönünü, arka planını görüyoruz. Karikatürün özelliği de bu. Hani siyasette de bir mesela evet. Önde çıkıp insanlar bir şeyler konuşuyor. Bize sunulan var. Biz hep arka planı, hep arkayı, orada ne var, burada ne var didikliyoruz. Acaba. Binde bir olasılıklı bir şey varsa karikatürcüler o binde bir olasılıklı şeyi buluyorlar. Ya, böyle bir gerçekten ben, gözlem yeteneği diyorum bir ben. Bir okumuştum, belki siz de hatırlarsınız. Bayan karikatürcülerden birisi ilkokuldayken diyor ben... kavga etmezdim diyor. Yanındaki kimle şeysem karikatürcüler masasına bırakırdım. Evet. Yani bir eksiği, hatayı güldürerek size evet. Bildiren bir özelliği var. Dolayısıyla yani karikatürist barışı koruyan, barışçı bir şey diyebiliriz. Yani insanların aynı dili konuştuğu ve dediğiniz gibi karikatürist biraz da olayları farklı görüyor. Farklı tarafını görüyor ve insanlara onu ne yapıyor? Sunuyor. Kendi tarzıyla sunuyor. Sadece güldürmek değil. Tabii, hani karikatürde tabii. Gerçekten güldüren ögeler çok fazla. Hani mizahın unsuru olan çok fazla. Düşündüren de karikatürler var. Hani toplumu mesela bir karikatür çiziyoruz. Bir mesaj vermeniz, bir olayı anlatmanız gerekiyor. Onunla ilgili bir şey çiziyorsunuz. Fakat karşı taraf
farklı algılayıp farklı düşünebiliyor. Yani evet, kendi kültürel düzeyine göre, hayata bakışına göre farklı yorumluyor. Karikatür okumak da bir sanat. Bu da bir sanat. Evet. Bu da karikatürün zenginliği aslında. İşte editoryal karikatür var. O balonlu. Her şeyi evet. anlatıyor. Mesajı direkt veriyor. Orada çizer espri bu. Çizgi bu. Kardeşim bu diyor. Hoşunuza giderse beğeniyorsunuz. Ama mesela yazısız düşündüren karikatürler çizdiğiniz zaman herkes o karikatürü farklı farklı algılıyor. Mesela çiziyorsun, bakıyorsun. Ya diyorsun ben bunu hiç düşünmemiştim. Böyle bir şey de var. Ama baktığı incelediğinizde gerçekten diyorsunuz filan. Bu da güzel. Benim başıma geldi. Evet. Böyle geldi. Ben ilk girdiğim zamanda internette bir karikatür gördüm. Bozuldum. Yani acayip bir karikatür. Bir hakaret falan gördüm böyle. Sonra bayağı bir şey yaptım. Bir yorum yazdım falan. Hemen kimdi? İzmir'den Salih Demir Yalçın zannedeceğim. O bana şey yaptı. Dedi o karikatürü dedi öyle değil dedi. Böyle dedi. Veyahut da Menekşe Çamdoğlu. İkisinden birisi. Epey oldu bir 6-7 sene. İzmirliler yani. Evet o gruptan. Sonra ben düşündüm. Doğru. Biz yani karikatür içinde olmamıza rağmen farklı okuyabiliyorsak karikatürle alakası olmayan bir kişi daha değişik yorumlayabilir. Evet, işte bu da sanatın, karikatür tabii. sanatının gücünü ve etki alanını gösteriyor. Gerçekten sadece galerilere hapsolmuş, sadece belirgin elit bir kesimin izlediği değerlendirdiği bir sanat dalı değil. Hani o sanat dallarında küçük görmek için söylemiyorum. Yok, yok. Karikatürün tabii. diğer sanatlardan farkı, görsel sanatlardan, güzel sanatlardan en büyük farkı gerçekten kılcal damarlarına kadar toplumun inebilmesi. Çocuklar gidebiliyor. Biz örneğin köylerde sergi açıyoruz. Köydeki vatandaş geliyor, kadın geliyor. Kendini görüyor orada. Anlıyor ve yorumluyor, şey yapıyor, değerlendiriyor. Bu çok önemli. Tabii ki güzel işte İstanbul'da Beyoğlu'nda Yapı Kredi'nin o galerisinde de karikatür sergileri açılıyor. Köylerde bir ilkokulda da açılabiliyor. Her yerde açılabiliyor. Çünkü her seviyeye hitap ediyor. Evet. Ya bir de güzel biz, bir şey. Okumayı pek seven bir millet değiliz. Ben şöyle diyorum mesela bir Japon yılda 25 kitap okurken bizde 10 kişiye bir kitap. Yani bir kişi 10 yılda bir kitap okuyor. Yani neredeyse hani kurbanda danaya 7 kişi giriyor ya bizim de kitaba neredeyse 10 kişi. Böyle bir toplumda bu da çizilebilir bu arada. İşte şeyi verdik. Konu çıktı ortaya. Konu çıktı. Yani bu da özellikle yazısız karikatür bütün dünya insanlarına, bütün dilleri konuşanlara hitap edebiliyor. Ve şu da var değil mi hocam? Mesela bir ülkenin veyahut da dünyanın bir dönemin mesela 100 yıl önceki gazetelerine baksak veyahut da 20 yıl önceki gazetelerine baksak karikatürlerden neler olduğunu çıkarabiliyoruz ortaya. Tabii. Öyle bir özelliği de var. Karikatür sanatı ya da diğer sanatlar hiç fark etmez. Akademik değerlendirildiğinde yani evet. bu akademik açıdan o dönemi değerlendirmek için çok önemli bir sanat. Bizde mesela yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, evet. güzel sanatlar fakültelerinde, iletişim fakültelerinde bu konularda yeterince tezler yapılmıyor. Evet. Bu konuda tezler yapılmalı, kitaplar yazılmalı. Örneğin 50'li yılları değerlendireceğiniz zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? O dönemin medyasına bakıyorsunuz, evet. ekonomik göstergelere bakıyorsunuz vesaire. Evet. Oysa karikatürler de o dönemin tanıklığı. Onlara baksalar o dönemi anlarlar. Yani o dönemde neler olmuş, neler çok çizilmiş. Onlar ortaya koyuyor. Aslında karikatürün dönemsel irdelemesinin yapılması gerekiyor. Çünkü bir de çağ gerçekten çok hızlı değişiyor. Evet. Algılama, anlama değişiyor. Mesela 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li yılların karikatür anlayışıyla bugünküne baktığımızda çok, çok farklı. Değerlendirme çok farklı. Tabii. Eskiden gazete karikatürcülüğü vardı. Baş sayfa karikatürcülüğü vardı. İşte Hürriyet Gazetesi'nin, Cumhuriyet Gazetesi'nin, Milliyet Gazetesi'nin, Tercüman Gazetesi'nin değil mi? Ana karikatürcüleri vardı. Baş sayfada çizerlerdi. O karikatürü tabii, zaten gündemi o karikatürcü çizerdi. Yani. Şimdi mesela bu editoryal karikatür, işte baş sayfa karikatürü ya da gündemi belirleyen karikatür biz sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada yok oldu. Evet, evet, evet. İşte New York Times gazetesi artık editoryal karikatür basmıyor. Şey bile kaldı. Guardian Med dergisi bile. Tabii tabii. Dergide yani Le Monde bile işte evet. bizim Selçuk Demirel çiziyor orada evet. mesela. Artık editoryal karikatürü kapı dışı ediyor. Çünkü eleştiri var. Ama şu da var. Gerçeği yani. Vurguluyor ve bundan rahatsızlık duyuyorlar. İstemiyorlar yani. Şu anda mesela yavaş, Cumhuriyet yavaş. Gazetesi'nin baş sayfasında bir baş sayfa karikatürcüsü yok. Yok. Milliyet'te yok. Yok. Evet. Şimdi evet. tercüman kapandı hadi mesela. Yeni Şafak'ta yok işte. Sabah gazetesinde halbuki yok. Halbuki dediğiniz gibi yani her gazete özellikle büyük gazetelerde bu dünya içinde geçerli. Tabii. Birer tane karikatür yok. Küçük bir köşede yani o belki de onlar niye iş yapmıyorlar? Niye biz habere yer kalmıyor. Bunu baktıkları zaman haber... Yok yok o kadar da haber yok. Gazetelerde haber yok. Yok yani. Haberi de biz şeyle arıyoruz artık. Büyüteçle arıyoruz. Büyüteç. Her şey var da haber yok. Hocam şimdi şöyle. Tabii siz
hem tıp alanında hem karikatür alanında iki alanda birden ilerliyorsunuz. Karikatüre nasıl şey yaptınız yani? Ben şunu da itiraf edeyim. Mesela ilkokuldayken bizim dönemimizde hemen aynı dönem sayılırız. Siz benden biraz daha gençsiniz ama ne olacaksınız dediğiniz zaman doktor olacağım denirdi. Ben de mesela doktor olmayı hakikaten isterdim. Ve ilkokulda bilirsiniz o zamanlar temizlik kolu, işte kütüphane kolu, Kızılay kolu vardı. Ben Kızılay'ı takmıştım. Böyle onlara hava atardım. Şöyle gösterirdim kolu. İdealimde bir doktor olmak vardı ama olmadık. İşte farklı mecralarda gittik. Siz karikatür ve tıp. Karikatüre nasıl başladınız? Yani ailenizden destekleyen oldu mu? Öğretmenlerden destekleyen oldu mu? Bir kurs murs aldınız mı? Bu konuda biraz bir değinirseniz. Benim karikatüre başlamam tamamen tesadüf oldu. Evet. Tıp fakültesinde öğrenciyken yurtta kalıyoruz. Erkek yurdunda kalıyoruz. O zaman da işte ders çalışırken bir şeyler çiziyoruz. Erkek yurdunda neler çizilebilirse onları çiziyoruz. Evet. Tıp fakültesinde de Kılçık diye bir mizah dergisi çıkıyor. Hı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda. Oraya da çizer arıyorlar. Hatırlıyorum sanki öyle bir şey. Evet. Samsun Tıp Fakültesi'nde Yücel Hoca var, Yücel Tanyeri. O da derginin editörü. Çizer arıyorlar dergiye. Evet. Diyorlar ki arkadaşlardan bazıları hocaya, işte bizde Halis diye bir çocuk var, çok iyi çiziyor hocam falan filan. Hoca beni çağırdı, gittim. Ben işte dergiye karikatür çizer misin şeklinde. Dedim hocam ben bilmiyorum karikatürü, yani çizmiyorum da. O zaman Gırgır dergisi vesaire çıkıyor. Onları bile almıyorum yani. Ama resim yeteneğim iyiydi yani, ödüller falan yani alıyordum. Her karikatür çizer, resim çizer değil mi? Kesinlikle. Yani bir öyle geçmişi vardı. Kesinlikle öyle bir geçmiş var. Ve hoca kağıt verdi, çine mürekkebi verdi. İşte kurşun kalemle çiz, şöyle yap, böyle yap. Bana destek oldu sağ olsun. Ben de bir şeyler çizdim, toplantılarına katıldım. Ve ilk çıkan dergide 8-9 tane karikatürümü bastı. Tabii ben havalara uçtum. Çok keyifli bir şey. Bir de basılı olunca daha hoş. Basılı olunca daha da hoş el aldığınız zaman. Bir de fakültede popülarite getiriyor işte. Tabii. Halis çizmiş falan filan. Ama arkadaşlarım şeydi yani, çizdiklerinde bir şey yok. Sonuçta bu yerel bir şey falan filan. Böyle kendimi kötü hissettim. Tuttum o karikatürleri, zamanın en ünlü işte dergisi Gırgır dergisine gönderdim. Gırgır o zaman da. Oğuz Aral çok güzel bir yazı yazdı. Evet. Hem karikatürümü yayınladı, işte çok güzel çizgilerim, gelecek vaat ediyor falan filan. Onun üzerine ben çizmeye devam ettim. Yani o gün bugündür karikatür çiziyorum. Tabii önce balonlu, anlaşılır, direkt mesaj veren karikatürler vardı. Ama 90'lı yıllardan sonra, 98-99 işte Karikatürcüler Derneği'ne üye olmak, onların etkinliğine katılmayla beraber yazısız, daha böyle düşünsel, grafik mizah, grafik karikatür diye tanımladığımız alana kaydım. Ama tabii ki komik karikatürler de çiziyorum. Evet. Yok, karikatür. Grafik ağırlıklı karikatürler de çiziyorum. Tıpın karikatüre çok büyük katkısı var. Şöyle, toplumun her kesiminden insanlarla tanışıyorsunuz. Onlar sizi besliyor. Hem kültürel olarak, anladım, hem gözlem olarak. Anladım. Anatomik olarak. Anatomi bilgisi. O fizyoloji şart, bilgisi yani şart. Öyle katkıları oluyor gerçekten. Ben bir şey okumuştum ya. Size onu bir sorayım hocam. Gelmişken. Şimdi bir adli tıp doktoru, ismini hatırlayamıyorum ama epey oldu, 5-6 yıldan fazla okudu. Hani sizler biliyorsunuz adli tıp olarak izlediğiniz kadarıyla birçok cinayeti, faili meçhulu çözmekte şey yapıyorsunuz, katkınız oluyor. Mesela cesetler çürüyor, 6 ayda başka çürüyor, 1 yılda başka çürüyor. Yani mesela sadece kafatası kemiğinden veya da çürümüş bir kemikten o kişinin robot resmini çıkarma şeyi, ne dersin bu konuda? Evet. Öyle bir yani farklılık oluyor değil mi yani? Öyle bir şey okumuştum ama sizden birinci ağızdan bunu bir şey yapalım. Şimdi bu dönemler biraz benim yoğun üretim değil yıllarım mi oldu? İşte karikatür kitabı çıktı. Öncesinde adli tıp, adli bilimler kitabı çıktı. Ki Türkiye'deki şu anda en bilimsel, hiç alçak gönüllülük yapmayacağım. En bilimsel, en son dünya tıp literatürüyle uyumlu adli tıp kitabını biz çıkarttık. 52 tane de bilim insanı burada yazı yazdı. Yani bölüm yazdı. Ben de dahil olmak üzere. Şimdi burada da dile getiriyoruz bahsettiğiniz konuyu. Biz buna adli sanat diyoruz. Yani güzel bak, bu isim güzel. Yani vallahi güzel bir isim. Evet. Yani adli olguların aydınlatılmasında da sanat kullanılıyor. Değil mi? İşte cinayetleri çözmek, cinsel istismarları çözmek. Ki özellikle son dönemlerde. Tabii. Mesela bu adli sanatlardan birisi robot resimler. Evet. Kişi tanımlarda bahsediyor, olayı anlatıyor, çizer, onun anlatımına göre işte saçı şöyleydi, burnu böyleydi, gözü böyleydi, robot resim çıkıyor. Evet. O resimden yola çıkarak katil yakalanıyor. Tabii bunların sanatsal
estetik değeri ayrı bir tartışma konusu. Ama bu bir adli sanat. Yine kemikler, iskeletler çıkıyor. Evet. Bu kemik ve iskeletlerin antropolojik özelliğine göre, arkeolojik değerlendirmelere göre cilt kalınlıkları hesaplanıyor. Milimetrik hesaplanıyor bunlar gerçekten. Ve yeniden yüzlendirme dediğimiz. Yani... Fasyal rekonstrüksiyon dediğimiz. Kemiği bul, evet, kemikten... evet. Kafatası geliyor bize mesela. Ha. Bu kafatası antropolojik açıdan değerlendirilip cilt kalınlıkları hesaplanarak, tahmin edilerek yeniden yüzlendirme yapılıyor. Anladım. Mesela Bodrum Müzesi'nde Karyalı Prenses var. Evet. Karyalı Prenses iskeleti çıkartıldı, yeniden yüzlendirildi. Eğer Bodrum Müzesi'ne giderseniz mutlaka gidin. Tamam, gidince bakacağız. Prenses'e baktığınızda... O zamanki halini şimdi görme şansımız oluyor. Hatta orada bir tane fare var. Fareyi bile yeniden yüzlendirmişler. Yeniden yüzlendirme var. Bu da bir mesela adli sanat. Adli sanat aslında çok geniş bir konu. Şimdi bu konuyla ilgili de bizim bir adli tıpta kongre var. Kongrede de konuşmam var. Onun için de biraz okuma da yapıyorum, araştırıyorum vesaire. Mesela adli edebiyat var. Bu da sanatın alanına giriyor. Edebi konular, kriminal konular, polisiye konular adli açıdan nasıl değerlendirilmiş, edebi değeri ne? Mesela, bir Seri Katil'de de kitap vardı. Onu okudun mu hocam? Okudum. Mesela popüler, o şey edebi değil, değeri yok ama mesela adli, kriminal bir kitap okuyacaksa bir kişi, sanatsal değer, edebi değer o. Mesela Edgar Allan Poe okumalı. Evet. İlk, bu alanda ilk yazılar, gerçekten bilimsel anlamda edebi değerli yazıları mesela Allan Poe yazmış. Ki kendisi 40 yaşında ölmüş. Yani ama ama damgasını basmış. Ondan sonra mesela bizim bu adli edebiyatla ilgili şeyler başlamış. Yani sanat adli her olaylara yerde. Da giriyor. Her yerde var. Evet, evet, her yerde. Yani o zaman benim okuduğum bu şeyde şey payı var. Burada, tabii tabii doğruluk payı var. Tabii, tabii. Peki hocam siz tabii dediğim gibi iki alanda, iki kulvarda bayağı da iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler. Böyle kitaplarınız, sergileriniz, yurt içi, yurt dışı, bunlardan biraz bahsetmek mümkün mü? Yani işte kitap olarak tıp fakültesinde öğrenciyken ilk karikatür kitabımı çıkarttım. Güneşin girmediği yere diye. Evet. O zaman 1900 Güneşin girmediği yere karikatür girer. Doktor girer, karikatür girer mantığıyla ismini öyle koymuştum. 1989 yılında yayınladım. Sonra Kıbrıs'ta bir karikatür sergisine katıldım. Uluslararası bir sergi. Katılımcılar dünyanın dört bir tarafından gelmişti. Herkes bir şeyler imzalayıp veriyor. Bende bir şey yok. Oysa çiziyoruz, üretiyoruz. Bayağı zor oluyor değil mi? Tabii. Semih Balcıoğlu'nun bir sözü var. Diyor ki çizer diyor en az 10 yılda bir tane kitap çıkartmalıdır diyor. Yani yazılı basılı olarak koymalıdır diyor. Hiçbir şey beceremiyorsa kendisi basacak diyor. Doğru söylüyor. Ve yani. Doğru gerçekten. Doğru, doğru. 2009 yılıydı sanırsam. O benim için şey oldu. Dedim ki ben hemen kitap çıkartacağım dönüşte. 2010 yılında Çizgisel diye ikinci kitabı yayınladım. Türk Tabipler Birliği bastı. Sonra işte Hürriyet Gazetesi'nde bir iki yıl kadar günlük olarak çizdim. Onları ve son dönem çizgileri toplayıp bu elimizde tuttuğumuz Metafor isimli kitabı evet, yayınladım. Evet, şundan biraz şöyle hocam istersen siz şöyle bir şey yapın. Evet. Metafor, adı üstünde metaforlardan yararlanarak karikatür çizme, metafor kullandım karikatür. Mecazi anlamda. Mecazi anlamda. Yani bir şey mecazi. Bir nesneyi, bir bireyi, bir kişiyi, evet. bir durumu çizgilerle düşünsel, komiksel bir duruma sokma diyelim. Anladım. Öyle bir anlayışla kitabın adını da metafor koydum. Köşe, Hürriyet'teki köşenin başı adını da metafor koydum. Başında çok güzel Evet, bunu da kardeşim yani, tasarımını yaptı. Yani. Evet. Kardeşin de karikatürcü. O da karikatürcü. Çok, bu irsi mi oluyor hocam ya? Yani resim, tabii genetik yatkınlık var, var var. Yani çizgi, el becerisi, rahatlığı, bu şey dönüşüm, var. Genetik kökeni olduğunu düşünüyorum. Benim amcam ilkokul mezunu. Hiçbir eğitim almadı. Öyle güzel kurt, kedi, köpek çizer ki yani ben Aynen. çizemiyorum yani. Hani sanatçıyız Aynen. falan güya. Yok yani bu... var bir şeyler evet. Yetenek olur. Meselesi gerçekten Ama tabii o... geliştirmek lazım. Geliştirilir. İşte çizilirse veya da bunun işte eğitim alınırsa. Tabii çizdikçe bunu... gelişen bir şey. Örneğin işte 2016 yılında Hürriyet'e başlamadan önce karikatür çiziyordum. Etkinliklere katılıyordum ama her gün çizmiyordum. Her gün çizmeye başlayınca hem espri yaratma, çizgi, desen, renk kullanımı vesaire bakıyorum. İşte 2000 onların hepsini bir deftere tarihsel sırasına göre koydum. Bakıyorum mesela ilk günlerde çizdiklerimle son zamanlarda çizdiklerimi bayağı, çok değişiklik var. Değişim var ve ya, bu bol bol çizmek gerekiyor. Çizmek gerekiyor. Sanırım
bir karikatürcü abiyle sohbetimizde söylemişti. Bir çizer, karikatürcü, her gün bir karikatür çizmelidir diyor. Ne az ne çok. Evet, ama her gün bir karikatür mutlaka çizmeli. Hastalık var, işte hani olaylar var, duygu durumları var, depresyon var, çizemeyebilir. O zaman haftada bir çizsin. Şey gidiyor ya, zaten eğer bir hafta 10 gün çizmeyin, evet, meleke el becerisi gidiyor. Gidiyor. Haftada bir, olmazsa ayda bir mutlaka çizmeli ve yılda 12 tane karikatürü olmalı. İnsan rahatlıyor da ya, değil mi? Yaşı olarak böyle. Kesinlikle. Mesela biz de öğrencilere ders verirken böyle canlı yayında, işte internet ortamında ders veriyoruz. Çocuklar diğer derslerden kaçıp bizim zorla gönderiyoruz. Diyoruz ki önce bir meslek sahibi olun. Ama çocuklar bunalıyor çünkü. Yani evet. Hep hayatımız ilkokuldan itibaren nedir? İmtihan. Dolayısıyla bu bir deşarj şeyi oluyor. Evet. Ya matematik, fizik, kimya, biyoloji, işte bunlar bilinmeli, mutlaka yapılmalı zaten deniyor. Zaten burada da hepsi var. Bunlarla ilgili de sürekli sınavlara giriyoruz. İlkokul, evet, ortaokul, lise, üniversite vesaire. Ama hala bu ülkede profesör de olsa dört işlemi bilmiyor. Doğru. Bu da bir karikatür. Yani gerçekten ama bu kadar hani çocuklara empoze ediyoruz. Sanattan, spordan, müzikten geri, evet, planda tutuyoruz. Yine de şu dört işlemi öğretemiyoruz. Ya dört işlem... Bu da ilginç yani. Gerçekten öyle, bu da bir karikatür. Pazara, markete gittiğin zaman işte alışveriş yaptığında, paranın üzerine aldığında, yani doğru mu aldın, kazık mı yedin, tabiri caizse bunu yapamıyorsan, evet, şeyi yok. Peki yurt dışında sergi mergi böyle hani bulunma... Yurt dışında da tabii etkinliklere katılıyoruz. Sergiler yapıyoruz. Eğer bir sergiye ya da bir etkinliğe gitmişsem, orada değer verdiğim bir çizeri yakalarsam mutlaka söyleşiler yapıyorum. Mesela en son FECO, Avrupa Karikatürcüler Federasyonu, evet, Başkanı Bernard Buton'la Norveç'te bir söyleşi yapmıştım. Geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Mesela Valeri Kurtu'yla Berlin'de karşılaşmıştık. Hayati aracılığıyla, Hayati Boyacıoğlu var. Ben de onunla, evet, konuşacağım. Hatta onu bir canlı yayına bağlayayım dedim. Bizim şeydi, ortak dil olsa da yani şeyde bağlantılarda İngilizce mesela soruları falan, evet, o şekilde şey yapıyorduk. Şey yapmadı, yakalayamadık adamı. Evet, evet. Valeri çok ilginç bir adam. Çok güzel çizim. Yani, evet. Dünyanın bence en iyi 3-5, evet, çizerinden birisi. Yani Modillo ayarında bir çizer gerçekten. Yağlı boya tablosu gibi böyle baktığınız zaman. Tek ama böyle... tek ayrıntılar var. Tek tek, tabii, çiziyor. Parmağındaki tırnağına kadar çiziyor. Ona yani baktığınızda diyorsun ya ben bu işi bırakayım dedi. Evet. İşte ben orada da Hayati'ye çok teşekkür ediyorum. Valeri'nin evine gittik biz. Valeri evine öyle davet mi etti bizi, sağ olsun. Valla şanslısınız. Orada söyleşi yaptık. O da çok ilginçti. Valeri Moldovalı. Ama evet, işte Almanya, Berlin'e yerleşmiş. Şimdi ben soruyu Türkçe soruyorum. Kızı yapıyordu. Kızı eşi vardı. Eşi vardı. Ben soruyu soruyorum. Valeri Almanca şey Hayati Almanca'ya çeviriyor. Karısı Rusça'ya çeviriyor. Bu da tam bir karikatürlük. Tekrar Rusça, Almanca, Türkçe. Ve gerçekten çok güzel bir söyleşi oldu. Bu söyleşi de Cumhuriyet Gazetesi'nin ekinde iki sayfa yayınlamıştık. Evet. İlerideki şeyim de zaten bu söyleşilerden bir kitap yapmak. Karikatür söyleşilerinden bir kitap yapmak. Evet. Ama şu anda bir 7-8 tane çizerle söyleştim. İşte İtalyan Marlene Nardi. Onun ilk alıcılarından böyle imzalı. Evet, inşallah. Burada sözünü de alıcı olalım. Yani tabii proje gerçekleşir umarım. Yani önce düşünmekle, çünkü, hayal etmekle başlar her şey. Çünkü hepimiz ölümlüyüz. Hani adli, evet, tıpçı olduğum için öleceğimizi biliyorum. Yani bunun bir şeyi yok. Evet, evet. Yaptığımız şeylerin, çalışmaların da uçmaması için mutlaka yazılı olarak. Bu Semih Balcıoğlu'nun sözü bir daha. Yani yaptıklarınızı, ettiklerinizi lütfen yazılı, basılı hale getirin. Sakıp Sabah. Sözü. Hocam ben de biraz şeydim, az evvel dedim ya, danaya girer gibi. Ben onun, evet, şeyim biraz farklıyım. Okuduğum kitap sayısı 2500'ün az değil, 3000'e yaklaştı. Şimdi Sakıp Sabancı'nın hemen hemen bütün şeyini okudum. Hayatım. Yani genelde benim ilgi alanım tarih. Böyle ünlü kişilerin hayatı. Çünkü ünlü kişilerin hayatı insan çok şey biliyor. Çok öğretici. Çok öğretici. Deneyimler, tecrübeler. Ne ilginç şeyler görüyorsunuz ya. Aa diye ağzı açık kalıyor böyle. Şey o diyordu ki, aynı şeyi söylüyordu. Yani hepimiz ölümlüyüz. Türkiye'de alanında belli bir yere gelmiş kişilerin bunu mezara götürmemesi lazım. Kesinlikle. Mezar Sakıp Sabancı bir iş adamı. Nasıl başarılı olur ticari hayatta? Bunu yazması lazım. Ne bileyim, mesela tıp alanında bir şey yazmanız lazım. Başka birisi bir şey yazmaz. Çünkü öbür türlü mezara gidiyor. Bitti. Kesinlikle. O zaman bir... Mesela bizde siyasetçiler ölene kadar siyaset yapıyor. Ben diyorum Doğu ki yani... Doğu toplumların özelliği bu. Diyorum ki yani belli bir yaşa geldikten sonra bırak anılarınızı yazın. Doğru. Lütfen anılarınızı yazın. Onlar çünkü hani belki ya sizin için önemli değil ama dediğiniz gibi o hayat çok hikayeleri toplum için önemli. Gelecek kuşak için önemli.
Yani yazmak ve yazılı düşünmek ve onları bırakmak önemli. Ben de mesela taksiye bizim taksi şoförüne öyle muhabbet ederim. Bir soru neler çıkıyor? Yani birisi şair, birisi ne bileyim şarkıcı, bir de mesela potansiyel taksi, var yani. Var toplumda. Var. Çünkü mesela taksi şoförleri sizin gibi her toplumdan gelen insanlarla iş yapıyor. O nereye çıkıyor orada? Anlattırıyorsunuz. Ben hatta birkaç tane anlattırdım. Yani yerlere yatırdım bekler. Onlara oturun diyorum, yazın. Yani bunlar evet. Şey nedir? Gelecek nesillere ve o meslekte olanlara bir katkı sağlayabilir. Çünkü insan bazıları yaşayarak öğrenir, bazıları da okuyarak öğrenir. Evet. Aziz Nesin'e soruyorlar işte, ya bu hikayeleri nasıl yazıyorsun? Her gün bu kadar işte hikaye yazıyorsun. Diyor ki ya işte boyum kadar kitap yazdım diyor. Ama diyor beni kıskananlar diyecek ki onun boyu kısadır. Adam gerçekten diyor ki ben diyor bunları diyor hayal, tabii ki hayal gücünü kullanıyor ama hayal gücümü kullanarak yazmıyorum. Gözlem Gördüm. Diyor gözlem. Yani işte sokağa çıktığınız anda aslında mizah başlıyor. Aslında biz tiyatroda tabii. neye gülüyoruz? Kendimize tabii. gülüyoruz. Kesinlikle. Tiyatroda oynanan da bizim kendi hayatımız, kendi kendimize gülüyoruz. Hocam valla çok iyi ettiniz. Buraya kadar geldiniz. Mersin'den kalktınız. Az çok hem karikatür hem de tıp alanında sizi tanımaya çalıştık. Son olarak mesela karikatürle ilgilenenlere ne tavsiyelerde bulunursunuz mesela? Evet. Veya karikatür olmayalım, diğer hayatın diğer alanlarında da. Tabii yani işte hani yaşımız belli olmasın, yine de hani yaştan bahsetmeyelim de. Belli bir olgunluğa, belli bir düzeye gelmiş kişiler geriye dönüp baktıkları zaman şunu görüyorlar. Yaptığınız işi tutkuyla, severek, isteyerek yaparsanız evet. başarısız olma şansınız yok. Ben o nedenle işi sevmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela hangi benim, iş olursa olsun. Hangi iş olursa olsun. Çöpçülük de yapsanız, profesörlük de yapsanız. Evet. Herkes işini iyi yapacak ve yani severek ucundan yapacak. Ucundan tutmayacaksın. Evet, evet. Zaman, yani laf olsun diye bir iş yapıyorsanız o işinde başarılı olma şansınız yok. Mutlu olma şansınız yok. Bence anahtar kelime mutlu, tutkuyla, keyifle yapacağınız bir iş. Üreteceğiniz alan öyle olması gerekir. Bu meslekte de öyle. Mesela ben pratisyen hekimlik yaptım. İşte uzmanlık alanını belirlerken sıkıntı yaşadım. Adli tıp bana göreymiş. Ben mesela çok keyifle, isteyerek ve mutlulukla severek yaptığım için de o alanda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Karikatür de bir tutku. Mesela bu alanda eğer tutkunuz varsa, yeteneğiniz varsa, isteğiniz varsa ki sizi ne karikatür, hani söyleşinin başında da söyledik. Hastalıktır zaten, bırakamazsınız. Kesin, kesin. Yani koronavirüs yapılacak falan, şey de bu son işte Bernard'la yaptığımız söyleşide de onu da söylediği şey çalışmak. Yani evet. hiçbir şey armut piş ağzıma düş öyle bir şey yok. Doğru. Ben çok yetenekliyim, çizgim çok güzel, ben yaparım, öyle de bir şey yok. Yeteneğinizi, çizginizi çalışarak geliştirmezseniz, hani 2500-3000 kitap okudum diyorsunuz, okumazsanız, kendinizi beslemezseniz çıkartacağınız ürünler hafif olur. Beslenmeniz lazım, görmeniz lazım, deneyimlemeniz lazım, çalışmanız lazım. Yani alana ilgi duyuyorsa yapılacak tek şey çok çalışmak ve keyifle, tutkuyla yapmak. Ürettikçe de zaten mutlu olursunuz. Bakın abi. Biz buluştuk yani. İlk defa karşılaşmıyoruz. Evet. Buluşturan ne? İşte karikatürün böyle güzelliği. Bir var değil mi? Karikatürün tabii, mesela. Ortak dil diyoruz mesela. Dünyanın, evet, dünyanın neresinde olursa olsunuz. Yani ister ülkemizden olsun, ister yabancı ülkede olsun. Bir araya geldiğiniz zaman sanki 40 yıldır tanışıyormuşuz. Tabii tabii yani. Bu ortak dilde buluşmak lazım. Onun için de severek yapmak lazım. Kesinlikle. Diyorum. Bu karikatür bizim kullandığımız ortak dil. Evet. İşte uluslararası etkinliklerde başka ülkelerden çizerler geliyor. İşte kendi ülkemizden mesela sizle ilk defa karşılaşıyoruz. Evet. Sanki 40 yıldır tanışıyoruz. Çünkü İyi ki de karikatüre başlamışız. İyi ki başlamışız. Yani gerçekten güzel evet. bir alan. Gençlerin de bu alana ilgi duyan çocukların da hatta zevkle, keyifle çalışarak hayatın evet. diğer alanlarında da olduğu gibi hani ya işte bir masa başı işimiz olsun, hiçbir şey yapmayalım, yan gelip yatalım, mutlu da olamazsınız. Doğru. Bir şey de üretemezsiniz. Şey değil. Değil. Evet. Keyif de alamazsınız. Onun için çalışalım, üretelim. Keyif alalım. O alanlarda çalışalım bence. Tamam hocam. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir söyleşi olmuştur. Çok güzel hocam. Bizim için faydalı oldu. İnşallah seyirciler için de faydalı olmuştur. Öyle düşünüyorum. Evet sayın seyirciler. Bir ortak dil programının daha sonuna geldik. Ben tekrar Profesör Doktor Halis Topgöz hocamıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.